Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. 24. sözden 343. sayfadan okuyacağım. Şuradan okuyayım. Mehdi gibi eşhasın hakkındaki rivayatın ihtilafatı ve sırrı şudur ki 344. Soru yukarıdan ama ben ortadan alıyorum. Şu kadar bir paragraf okuyacağım. Mehdi gibi eşhasın hakkındaki rivayatın ihtilafatı, rivayetlerde ihtilaflı olmasının sırrı şudur ki, Mehdi metnir haberi sari, adis. Fakat rivayetler var. Yani onu tefsir eden, izah edenler. Farklı olmasının sebebi, ehadisi tefsir edenler, metni hadisi tefsirlerine istimbatlarına tatbik etmişler. Hadisi tefsir edenler metni e hadisi tefsirlerine ve istimbatlarına te tatbik etmişler. Ne demek? Mesela merkezi saltanat o vakit Şam'da veya Medine'de olduğundan Vukuat-ı Mehdiye veya Sufyaniyeyi merkezi saltanat civarında olan Basra, Küfe, Şam gibi yerlerde tasavvur ederek öyle tefsir etmişler. Yani metinde öyle yok. E mesela alem İslam'ın merkezi İslam coğrafyasına Şam-ı Şerif deniliyor. Bazısı almış bunu Süreyya'nın başkentin Şam diye demiş. Mesela tefsiri o merkezde izah etmiş. Oysa Dimeşk. E Suriye'de öyle derler. Şam demezler yani. Dimeşk. Bazıları o çevrede mesela Basra merkezli, Küfe, Şam gibi yerlerde tasavvur ederek hep böyle olacağını zannetmişler. Hadisi o merkezde tefsir etmişler. Hem de o eşhasın şahsı manevisine veya temsil ettikleri cemaate ait asar azimeyi o eşhasın zatlarına tasavvur ederek öyle tefsir etmişler ki o eşhas harika çıktıkları vakit bütün halk onları tanıyacak gibi bir şekil vermişler. bunların oysa Sufyan veya Dedcan bir komitesi var. Bir hükümeti var. Bir de şahsı var galiba değil mi? Üç... Rejimi ha. Bir komitesi var. Bir devleti var, hükümeti var. Bir de rejimi var. Bir de şahsı var ayrıyeten. Dört tane. Bir daha. O Deccal ve Sufyan'ın bir şahsı var. Komitesi var. Hükümeti var. Rejimi var. Kimisi bunu merkeze almış, izah etmiş. Kimisi bunu merkeze almış, izah etmiş. Kimisi bunu merkeze almış, izah etmiş. Kimisi de bunu almış merkeze, o merkezde izah etmiş. Bütünsel bakmak zordur. Kim astır bunlar? Asın imamlarına. Her yüz senede bir gelen imamlara. Peki her imama mı? Lazım olan imama. Mesela 3-4 asır, 5 asır, evet her asırda Sufyan vardır tabi, Deccal vardır ama ahır zamanın eşası mühimmisi, ahır zaman ki imama aittir tefsiri. Çünkü Kur'an'ın her bir ayeti mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asırda efradı bulunur. Sırınca her asırda var. Kur'an'da cari olan kanun hadislerde de caridir. Bu hadisteki Deccal Süfyan meselesi de her asırda efradı var ya ama o ahır zamanda en külli cehran edecek şeyi o zamanın imamına aittir. Tefsir-i Bak. Mehdi, Deccal, Süfyan bir şahsı var. Komitesi var. Hükümeti var. Rejimi var. Bunlar tefrik edemedin mi? Risale olmasa nereden bilecek kim bunu? bunu? Deccal'ı dediği zaman şöyle bir kılıcı bir salladığı zaman böyle şarttan garba, kuzeyden güneye bütün kafalar uçacak. Öyle şey yapılmış. Ya bu adetullah kanunu azıt. Yani bize şey geliyor ama böyle hafif bir ders gibi geliyor ama bununla imanını kaybedenler var. Çünkü niye? Aradığı şeyi tanımadığı için bu cümlemi unutmayın. Hani ömrümle, ömrümle aldım bunu. Çok sıkıntı bedel verdim şu cümleye. Aradığın şeyi bilmeyenin nerede nasıl arayacağını da bilemez. Bir daha. Aradığın şeyi bilmiyorsan, tanımıyorsan nedir o? Nerede nasıl arayacağını da bilemezsin. 500 sene sonra daha Deccal bekleyen var ya. Yani. Onun için İzmir'in plakası kaçtı ya? 35. Ha. Kastamonu layıkasının 35. sayfada diyor. E 5. şu a diyor. Ulemanın, şey, alimlerin hasreten kime diyor? Avamın has... Ehli, iman. ehli imanın hasreten ulemanın, alimlerin imanını tahsiye edip kurtarıyor diyor. 5. şu Tamam. Kolay iş değil bu işler. O kadar acayip ki. Hadislerde bazen şahsının azar verilmiş. Bazen komitesini nazara vermiş. Bazen hükümetini nazara vermiş hadiste. Bazen rejimini nazara vermiş. Ee, bunu bunu nasıl bileceksin yani? Tanımayı, tanımadığın zaman. Bak zannetmiş ki hep Şam'da olacak. Basra küfede olacak. E, İstanbul merkezi. O merkezde izah etmiş. Nereden bilecekler? X şehirde olacak. Evet dört kanun. Çok zor. Zor. Nereden bak? Bak diyor ki, merkezi saltanat o vakit Şam'da veya Medine'de olduğundan Vukuat-ı Mehdi'ye ve Sufyani merkezi saltanat civarında olan Basra, Küfe, Şam gibi yerlerde tasavvur ederek öyle akıl yürütmüş yani, tefsir etmişler. Ya sen olmazsan, nereden bileceğim ya? Biz nereden bilecektik bunları? Nereden bilecektik? Bunun bir şahsı var, komitesi var, yırtıcı rejimi var, hükümeti var. Nereden bilecektik ya? Bazen bu hal bu merkezde hadis gelmiş. Bazen bu merkezden gelmiş. Bazen bu merkezde, bazen bu merkezde. Hem de ikinci bir hata. Birincisi o merkezde olacak zannetmişler. İkinci, hem de o şahsın şahsı manevisine veya temsil ettiği cemaate ait asar azimeyi o eşasın zatlarına tasavvur ederek Öyle tefsir etmişler. Yani o harikuladeyi o şahsa vermişler. Oysa şahsı manevisi, komitesi, hükümeti, rejimine ait efsafı şahsın, şahsında beklemişler. Onun için acube, acube hale getirmiş. Bugün İsa Aleyhisselam gelse, bugün İsa Aleyhisselam gelse, insanüstü düşündüğümüz için peygamberi onun için tanımayacağız. Normal bir insan ya. Onun şahsı manevisi, temsil ettiği şahsı manevi şahsına yükledik. Öyle bir şahs şey yaptık yani. Mesela Mehdi Azam. Mehdi Ali Resulü acayip böyle tabii onun temsil etmiş olduğu şahsi manevisi var. Cemaati var. Hizmeti var. Şahsında bizzat fert Ce et etinde, cesedinde, beşeriyetinde tasavvur edince Mehdi Ali Resul gizlenmiş. Göremiyor yani. Gelmiş, göremiyor. Rahmet Allah rahmet etsin. Çantacı Necmi abi bir böyle bir anlatmıştı Sultan de bana. Ya dedi bir gün dedi bir zat dedi şeyi çok merak ediyormuş. Hızır Aleyhisselam. E ee, dedim ne oldu e, Necmi abi? Ya dedi bir gün dedi merhametin karşısına çıktı. Bildiğiniz şey işte o söylüyor. Ya dedi niye merak ediyorsun? Ya dedi peki görünce onun olduğunu nasıl anlayacaksın dedi. Bilmiyorum bak ben sana tarif edeyim. Toprak yerden taş alıyor bak. Hızır Aleyhisselam gelince dedi, böyle toprakla bir taş alacak, böyle taşı toz yapacak diyor, aynı zamanda yapıyor. O zaman Hızır olduğunu anlarsın. Ee, Allah razı olsun, iyi ki söyledin dedi. Ben öğrendim dedi, tamam öyle düşün. Ya yani Hızır Aleyhisselam işte yani böyle olursan diyor ki o eşhasın şahs-ı manevisine yani garip hizmetine şahs manevisine ait efsafı zatında aradığı için zatı yok olmuş gözükmüyor. Ha bu mu ya? Konuş konuşmayı be, beceremiyor. E, Fıkı sorsak belki de şey yapamaz. Ama lisan telif edileceği zaman sanki kainatın arkasına geçmiş konuşuyor. Görememiş Başka bir yöntem de var yani böyle külliyatta. Bir şey nedir çözemiyorsak ne değildir? Sırınca İbrahim Aleyhisselam'ı arıyorsan bulamıyorsun. Çünkü İbrahim var şeyler var karışık. E bakarsın Nemrut herkesçe malumdur. Nemrut ortadadır. Nemrut'un karşıtı işte. Musa Aleyhisselam'ı göremiyorsan Firavun'dan git. Karşıtıyla git. Nedir'in yerine bir de ne değildir? Onunla bak. Ama e, bu ölçüyü bilmezsen yani Ferttir, komitesidir, hükümetidir, rejimidir zahire bakarsın, zahir mahveder adamı. Aa, şimdi mesela siyasette de öyle. Zahire bakıp, karar verip bakıyorsun, paldır küldür kuyulara gitmişler, şarampona gitmişler. Ustadı dinleseydi, şimdi günah çıkartıyor. Beni, beni izam etmekle, yani vicdanını mı rahatlatıyorsun yani? Azam vermiş ve onun işine yaramış. Ben ders yaptım, şeyde söyledim. Düven Harbi Örfi'de galiba birisinin hiffeti diğerinin sikletini oluşturur diyor. Sen bir yerde var olman gerektiği yerde değilsen oranın hafiflemesine sebebiyet veriyorsun. Bir Müslümanın olması gerektiği yerde değilse olmaması gerektiği yerdedir. Sırı oradan çıkarttım. Ne demek? Senin varlığıyla siklet oluyorsa ağırlık oluyorsa o kefeye o zaman senin yokluğunla onun ağırlığını oluşturuyorsun. O var oluyor. Karşıtında değilse. Bak ne diyor? Birisinin Hifzi çünkü ikisi zıttır. Onun sikletine niçin bu kural yani? Burada da geçiyor bak. Hem o şahsın ma şahsı manevisine veya temsil ettiği cemaate ait. Asar-ı azimi o eş-şahsın zatlarında tasavvur ederek mesela Mehdi Ali resulün cemaatının şeyini fertten aramak bir sayt değil diyor. Binlerce sayt olacak diyor. Yani aldatolaç diyor işte kardeşim. Şu anda delallı Kur'an'ı olan saydın yerine burada biz bunu sesten görüyor muyuz? Hepimiz burada talebeyiz. Hepimiz bunun talebesiyiz yani. Said Nursi talebesi. Bak o gitti ama şahsı manevisi devam ediyor. Sufyaniyet gitti ama onun şahsı manevisi de devam ediyor. Deccal gitti ama şahsı manevisi devam ediyor. Temsil ettiği şeyler var. Ee, öyle tefsir etmişler. Yani iki tane bir hat, şey var. Üç tane oldu. Bir o yöntemi getiriyorum bir daha. Bir şahsı var. İki komitesi var. Hükümeti var, yırtıcı rejimi var. Birinci hata bu. Bu merkezde hadis izah edememek ayeti. İkinci hata, o hadisler nakledildiği zaman başkent o zaman Medine'ydi veya Şam'daydı. Oralardaydı ve Basra, Küffe gibi yerler, işte Alem İslam oralardaydı. O merkezde izah etmeye yaptılar. Hep öyle devam edeceğini zannetmiş. İkinci bir yanlış hata tefsirde olmuş. Üçüncüsü o şahsı manevi ile şahsı Risale-i Nur talebesinin dışında kim tefsir edebilir yani nerede var? Şahsı ile şahsı ile Deccal'ın Deccaliyet, Sufyan, Sufyaniyet, Mehdi, Mehdiyet. Nasıl tefrik edeceksin? Mesela çok akıl duruyor ya. Mesela bir tane sıradan zannediyorsunuz. Bak ben size söyleyeyim. Şaşırırsın. İran ikiye ayırıyor. Şiai velayet, Şiai siyaset diyor. Nereden bileceksin bunu ya? Amerika ikiye ayırıyor. Amerika ikiye ayırıyor. Avrupa ikiye ayırıyor. İnsanı ikiye ayırıyor. Avrupa ikidir diyor Murat. İran için diyor ki Şiai velayet, Şiai siyaset. Şu anda başta olan İran'da Şiai velayet, Türkiye ile beraber Şiai siyaset Türkiye'nin aleyhindedir. Zor durumda kalsın diye Şiai velayet, Şiai siyaset İsrail'le beraber onun şeylerini konsolosluklarına Şiai siyasetle beraber bir olmuş Şiai velayeti zor durumda koymak için yapılıyor. Nereden çözeceksin sen bunu? Bak İran 2'dir. Şiai velayet. içeride çatışıyor bu. Şu anda başta Şiai velayet ama aşağıda o alt tarafında olan Şiai siyaset velayetin karşısında tepelemek için düşmanlarıyla beraber çalışıyor. Bu cambaz şeylerini ancak Asın imamının tefsirindeki ferasette gözükür. Nerede bilecektik külliyat mesela? ya? Şiay ve elahi siya, şia siyase. Amerika ikidir, Avrupa ikidir. Deccal. Nerede bileceğiz yani bunları? Salün, Sonra diyorlar ki niye öpüyoruz? Kapkara akıl, kapkara kaplerinden uzanan elimi öpecektik o adamların. Din adına medet bekleyecektik. Dilenciler gibi din dilenecektik onlardan. Moralı bozuk bizi vaaz ederken cehenneme atacak. Moralı iyi hepimizi cennete koyacak. Adamın moralına kalmış bizim ahiret istikbalimiz ya. Kürsüye çıkacak, tırpanlayacak anlayacak veya hepimiz cennete koyacak. Risale, risale, olmasa ne yapayım asıl imamı ya. Ya Rab ya sana sonsuz şükürler olsun ki. Böyle durusu Kuraniye, Kur'an'ın son icazı manevsini bize muhatap ettin ve talep ettin ya. Yani acayip bir şey. Bak insan yok burada görüyor musun? Öyle tefsir etmişler. Eşhası harika çıktıkları vakit bütün halk onları tanıyacak gibi şekil vermişler. Niye Deccal şöyle bir kılıncı sağladı mı? Darmada e, tamam Deccal oldu anlaşıldı. Herkes tanıyacak gibi. Adam Deccal'ı tanımıyor ya. Hatta dua ediyor. Dua Allah göstermesin diyor. Allah da göstermiyor işte. Gelmiş görmüyor yani. Allah göstermesin diyor. Deccallah Allah, Allah göstermeni Niye? gelmişe şey göstersin ya. Görmüyor. Bak bir daha. O eşya sari kaçıktıkları vakit dördüncü ata tefsirde. Bütün halk onları tanıyacak gibi bir şekil vermişler. Halbuki demiştik bu dünya tecrübe meydanıdır. Ne demek ustadım? Akla kapı açılır fakat ihtiyarı elinden alınmaz. Akla kapı açılır ihtiyar elinden alınmaz. Ya Mehdali Resul Murat'ım gelmiş ne yapacaktı ya? Mehdi Ali Resul gelmiş. Ondan sonra onu hala ehl-i iman alamamış. Bırak ehl-i imanı. Risale-i Nur'un hizmetini iddia eden, ders yapan bana ne diyor biliyor musun? Yalan söylemiyorum. Size. Ya diyor, "E ustadın diyor siyasi görüşüne diyor? Muhalefet etsem diyor." Yani niye sadakatimiz olsun? Sanki ustadın siyasi görüşü varmış. Sanki ustadın kendi şahsi şeyi var. Kur'an adına diyor. Kur'an. E, dert benim derva Kur'an'ındır diyor. Tilmizi Kur'an'dır diyor. Tamam Tilmizi. Risale-i Nur Kur'an'dan telemmü etmiştir yani. Men diyor. Ondan sonra diyor ki o ölçü şeriattaki ölçü ya. Meceledeki ölçü ustad mı koymuş? Evvelin şerle azamışır. Ustadın mıdır? Sen ne biçim insansın ya? Sen ustadın ölçüsü mü? Şeriatı da koymuşsun kenara. Arzusuna fikir elbisesi giydirme. Çalışıyor şu anda tabi tabi şer olunca vicdanı rahatsız ediyor. İkide bir arıyor. Mesaj gönderiyor. Telefonu da aramıyorsun. Niye günah çıkartıyorsun benimle? Ben papaz mıyım? Akla kapı açılır fakat ihtiyar elinden alınmaz. Öyleyse o eşas hatta o müthiş deccal dayı çıktığı vakit çıktığı zaman çokları hatta kendisi de bidayeten deccal olduğunu bilmez. Nerede bilecek deccal olduğunu? Öyleyse o eşas hatta o müthiş Deccal çıktığı zaman çokları hatta kendisi de bidayeten Deccal olduğunu bilmez. Neyle bilecek? Son cümlemiz. Belki nuru imanın dikkatiyle. Nur imanla da değil. Nur imanın bir de dikkat latifesi çalışacak. Dikkat latifesi mehirdir. Haramı helal eden mehir ya evlenirken haram olan kız sana helal yapan mehirdir. İşte mehir nikahta neyse manada da dikkat latifesi öyledir. Nuru iman ama dikkat latifesini aktif ederek. Dikkat. Dikkatiyle o eşası ahir zaman tanınabilir. Tanınmasa ne olur? Tanınmamış olur. Ondan sonra bedelini ödersin. Allah kimsenin başına vermesin. Şaka deniliyor ama dersin bitti. Ben imandan sonra bu asırda bütün kemiğimdeki zerratımla, aç bu zennepimle söylüyorum. İstikamet kadar Murat büyük nimet bilmiyor. İlim dersen ilimle dalalete giden mezarlıklar doludur. Belam bin Bagura, Karun ilimle dalalete giden mezarlıklar doludur. Ama sadakatla dalalete giden yoktur. Peki nedir abi sadakat? Dendiği gibi yapmak. Nerede satılıyor? Hangi markette? Kastamonu layıkası, Emirdağ layıkası, Siketaş'ı gaybiye. Tarihçe hayat eğer kabul ederek, anlayarak ve kabul ederek, bir sen okuyan, bilmiyorsan onu ifade eden yerini sana göstererek kabul edeceksin, tevil etmeyeceksin. Layıkalarla giden Allah'ın izniyle istikameti bozulmaz. İnanın bana. Layikalara Emniyet vermesen şahıs hakimiyeti olur. Devamlı zihnin değişir devamlı. Fikriyatın değişir. Bir öyle olur, bir böyle olur. Yani hissiyatı değişir, fikriyatı değişir. Laikalarla, söz bak şimdi bir son diyorum ama, Haşr Risalesi'ni değil de Mirac'ı iyi anlamadım. Tevhid-i kadar iyi anlayamadım. Haşr'e nak... İman ettin avam gibi, babaneler gibi. Bunu o kadar şey yap. Ama layıkaları bilmiyorsan istikamet bulamazsın. Sözleri okuyarak istikamet bulamazsın. Mektubat okuyarak istikameti bulamazsın. Yetmez. Lemalar şualarla da olmaz. İlle Kastamonu, Emirdağ, sikitas Gaybiye tarihçe. Bunlar mutlaka olacak dört tane. Kastamonu, dışsal dünyamızı yap yapma, de, deme git gitme, emirda içsel alem, sike tasiki tasdiki gaybiye, hadiseleri yorumlama, basiret, feraset, dirayetini veriyor. Tarihçi hayat, Kale Musa, Kale Firavun, Kale Musa, Kale Firavun, hak ve batın mücadelesini anlatıyor. Ee, bayramınız mübarek olsun. Evet. cenab Hak iki cihanda aziz eylesin. Ya Rabbi Ramazan'da ve bayramda bayrama kadar af edilenler kullarım var Allah'ım. Bizi ve bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi ehli imanı ve nur talebelerin. Ya Rabbi af edilenlerin zümresine ilhak eyle. Ramazan'dan anasından doğmuş gibi olanlardan eyle ya Rabbi. İhtina sıratel mustakim sıratel lezine namta aleyhim gayril mağdubi aleyhim veladdallin. Amin. El Fatiha.